Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz Eyüp Hoca ben. Dil bilgisi kampına devam ediyoruz. Genel tekrar soru çözüm videosu. Dördüncü video ile birlikte sizlerle birlikte olacağım. Yine 10 sorumuz var. Bu sorular pdf olarak açıklamalar kısmında yer alacak ücretsiz bir şekilde. Kaç net yaptığınızı yorumlar kısmına yazın lütfen. Onda 10 yapanları şimdiden tebrik ediyorum. Haydi soru çözümüne başlayalım. Evet ilk soru. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yalnız sözcüğü ilgeç olarak yani edat olarak kullanılmıştır diyor. Şimdi yalnız sözcüğün edat olabilmesi için sadece anlamına gelmesi lazım değil mi? Bir bakalım cümleye. Şiir sadece duymakla parlak imgeler bulmakla değil dil ve sözcükler konusundaki bilgiyle sevgiyle ve dikkatle yazılabilir. Evet sadece anlamına geldiği için doğrudur. Edilgen çatılı fiil kullanılmıştır. Yazılabilir, yazılabilecek olan ne? Şiir başkaları tarafından yazılabilir. Evet, sözde özne var. Dolayısıyla edilgen çatı kullanılmıştır ifadesi doğru. Sıfat yapan ki kullanılmıştır. Sevgili dostlarım, sıfat yapan kiye daha kolay ulaşabilmek için genellikle metinlerde deki dakı aramanız çoğu zaman yeterli olacaktır. Ha, her zaman mı değil tabii ki ama deki dakiyi görüyorsanız bu kesinlikle sıfat yapan ek'tir. Konusundaki derken bak burada sıfat yapan ek kullanılmış. Yüklem birleşik yapılı, birleşik çekimli bir fiildir. Şimdi yazılabilmek, evet birleşik yapılıdır. Yazmak, bilmek, kurallı birleşik fiil, yeterlilik fiili kullanılmış. Eyvallah. Ancak birleşik çekimlidir ifadesi yanlış. Çünkü yazılabilir. Bak burada tek kipeki var. Birleşik çekimli olabilmesi için iki tane kipeki olması lazım. Yazılabilirmiş, yazılabilirse gibi. Dolayısıyla cevabımız bu. Birden fazla yerde ünlü düşmesi vardır. Yani hece düşmesi. Bir bakalım Yalnız sözcüğünde var değil mi? Yalınız, yalnız orada bir ünlü düşmesi var. Bulmakla bulmak ile burada var. Onun dışında dikkatle, dikkat ile burada var değil mi? Birçok yerde ile edatının iyisinin düştüğünü görüyoruz. O da doğrudur efendim. Cevabımız denizli. Peki gelelim ikinci soruya. Yine hangisi yanlıştır sorusu. Yükleme sorulan ne, neyi? Kime? Sorularının cevabı alınabilir. Haydi yüklemi bulalım o vakit. Öğrenmek, öğretmek isterdim. Yağmur bakışlı insanlara sırrını, sırrını gülümsemenizin. Hmm. İsterdim yüklem. Değil mi? İsteyen kim? Ben. Ee, ne isterdim? Gülümsemenizin sırrını öğrenmek, öğretmek isterdim. Bak burası böyle parçalanmış olsa da nesne grubudur. Dolayısıyla ne sorusunun cevabı var. Peki kime isterdim? Yağmur bakışlı insanlara. Evet dolayı tümley sorusunda cevabı var. Ancak neyi sorusunun cevabı yok. Dikkat edin. Dolayısıyla cevabımız bu. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş belirtili alt tamlaması vardır. Sırrını gülümsemenizin, gülümsemenizin sırrı. Bakın yer değiştirmiş. Doğrudur. Geniş zamanın hikayesi. R D de değil mi? Ardı şeklinde olması lazım. Bak istemek ister geniş zaman isterdim geniş zamanın hikayesi doğrudur. Sırrını sözcüğünde kaynaştırma harfi vardır. Şimdi gülümsemenizin sırrı şurada iyilik eki neyi sırrını nı derken belirtme hali eki. Dolayısıyla şurada ne kaynaştırma harfidir doğru. İkinci de kurallı birleşik sıfat vardır bakalım. Nasıl insanlar? Yağmur bakışlı insanlar. Bakın. Kurallı birleşik sıfatların bir sürü kuralı vardır. Bunları ben videolarımda anlattım ama kurallı birleşik sıfatları tek bakışta bulmanın güzel bir yolu var. Mesela insanlara, değil mi? Nasıl diye sorduğumda yağmur bakışlı şeklinde bütün almak zorundayım. Mesela bunları parçalayamıyorum. Yağmur insanlara, bakışlı insanlara diye parçalayamıyorum. Mesela şöyle olsa. Bir güzel ev. Dediğimizde mesela şöyle bir parçalama yapabilirim. Bir ev, güzel ev değil mi? Parçalayabiliyorsam bunları birleşik olarak almama gerek yok. Ama burayı parçalayamadım. Bak bütün olarak aldım. E madem bütün olarak alıyorsun ve ayrı yazılmışsa kurallı birleşik sıfattır. Bitişik yazılanlarsa zaten anlamca kaynaşmış birleşik sıfat oluyordu. Peki gelelim üçüncü soruya. Haydi devam. Hangisi yanlıştır? Birinci cümlede işaret zamirinin, zamirinin ortak özne olarak kullanıldığı bağımlı sıralı cümledir. Birinci cümle. Öbürü hiç cevap vermiyordu, kımıldayamıyordu bile. Cevap vermiyordu, kımıldayamıyordu. Kim? Öbürü. Bak işaret zamiri öbürü cevap veremiyordu, öbürü kımıldayamıyordu. İki yüklem için ortak kullanılmış sıralı cümle bağımlıdır. Evet. İkinci cümlede bir isim tamlaması sözde özne görevindedir. İş yapmayan özne olacak. Peçesinin arkasında gözlerinin canlılığı fark olunuyordu yine de. Fark olunuyordu. Fark olunan ne? Gözlerinin canlılığı. Başkaları tarafından fark olunuyordu değil mi? Dolayısıyla sözde öznedir. Doğru ve belirtili ad tamlamasıdır. Üçüncü cümlede Ünsüz benzeşmesi ve ünlü daralması vardır. Bakalım. Memur şimdi yan gözde onu inceliyordu. İncele inceliyordu. Evet şurada bir daralma var. Peki benzeşme görebiliyor muyum? Yani sertleşme, ünsüz benzeşmesi yok. Cevabımız bu. Dördüncü cümlede niteleme sıfatı olarak kullanılan bir ikileme vardır. Hemen bakalım. Ökçeleri çarpık uçları kalkık yumru yumru ayakkabıları toz içindeydi. Nasıl ayakkabılar? Yumru yumru ayakkabılar. Evet niteleme sıfatı. Beşinci cümlede birden fazla bağlaç vardır. Çarşafının kumaşı da evet bir bağlaç buldum. Yer yer akmış ve buruşmuştu. Evet ayrı yazılan D her zaman bağlaçtır. V de zaten hep bağlaçtır. Dolayısıyla birden fazla bağlaç vardır ifadesi de doğru. Peki gelelim dördüncü soruya. Daha belirgin bir kalem alayım değil mi? Bu arada evimizin yeni bireyi Lokum Bey haberi beni rahatsız edip duruyor. Sesi umarım size gelmiyordur. Evet devam edelim. Hangisi yanlıştır? Birinci cümlede noktalama yanlışlığı vardır. Bir bakalım. Ahırın avlusunda oynarken zarf fiili kalmış sözcüklerden sonra virgül gelmez efendim. Hiç mi gelmez? Ha şöyle olabilir. Ahırın avlusunda oynarken, birbirimizle sohbet ederken, ken 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 yani zarf fiil eki almış sözcükler arka arkaya sıralansa o zaman olurdu ama bir tane ise değerli dostlarım oraya kesinlikle virgül gelmez. İkinci cümlede birden fazla yerde ünsüz benzeşmesi vardır. Hemen ünsüz benzeşmesi arayalım. Evimiz üç çitin büyük kestane ağaçlarının arasında kaybolmuş gibiydi. Evet hiçbir yerde önsüz sertleşmesi, benzeşmesi yok. Cevap bu. Üçüncü cümlede yan cümle temel cümlenin zarf tümleci görevindedir. Yani fiilimsi gelecek cümlede zarf tümleci olarak kullanılacak. Annem İstanbul'a gittiğinde babamın seyisinin yanından hiç ayrılmazdım. Ne zaman ayrılmazdım? Annem İstanbul'a gittiğinde zarf tümlecinin içinde bak bir fiilimsi var. Dolayısıyla yan cümle temel cümlenin zarf tümlecidir ifadesi doğru. Dördüncü cümlede birden fazla derecelendirme zarfı vardır. E bakalım. Eğlenceli oyunlar. En eğlenceli oyunlar. Sıfatın önüne gelmiş. Sıfatı derecelendirmiş bir zarf. Güzeldi. Adlaşmış sıfat. Daha güzeldi. Adlaşmış sıfatı derecelendirmiş bir zarf. Doğrudur. Beşinci cümle bitmemiş bir cümledir. Yani eksiltili cümledir. Hele tık tık sesleriyle bir saati andıran tımar vardı yoktu görünüyordu vesaire yüklemi vermediğine göre dostlar evet bu da doğrudur. E hocam şurada 3 noktayı gördük. Direkt eksiltili diyemez miyiz? Evet diyebilirsin. Ama ya değilse? Değil mi? Yani 3 nokta sadece eksiltili cümleler için kullanılmıyor ki. Başka amaçlarda da kullanılır. Dolayısıyla 3 nokta ara ama yüklemi olmayan cümle ara. Bulursan da direkt işaretle zaten. Peki devam edelim. Bu arada ışık biraz karanlık değil mi videoda? Şöyle bir deneme yapacağım. Bakayım ışık nasıl olacak. Vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın. Evet biraz aydınlandı değil mi? Tamam böyle daha iyi oldu bence. Evet. Biraz daha aydın. Şöyle ortaya alalım ışığı. Evet. Kusura bakmayın vaktinizi alıyorum. Heh, haydi devam. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evdeki sözcüğü çekim eki almış ve sıfat görevinde kullanılmıştır. Dakıdeki zaten sıfat yapan ektir. Evdeki büyükler, evet dikkat edin sıfat olarak kullanılmış. Çekim eki var mı? Şurada D daha çekim eki var. Ki sıfat yapan ek yapım ekidir dostlar. Zaten onu aldığı için sıfat olmuş. Doğru. Ünsüz değişimine örnek vardır. Yani yumuşama. Bakalım. Birçok çocuk evdeki büyüklerine saygıda kusur etmezlerdi. Göremedim cevabımız bu. Yüklen birleşik zamanlı birleşik yapılıdır. Kusur etmek evet birleşik yapılı. Kusur etmezdi evet ederdi. Geniş zamanın hikayesi birden fazla kip kullanılmış. Hem birleşik zamanlı hem birleşik yapılı ifadesi doğru. Özne yüklem uyuşmazlığından anlatım bozukluğu vardır. Birçok çocuk Evdeki büyüklerine saygıda kusur etmezlerdi olmaz değil mi? Birçok çocuk zaten burası tekil olarak değerlendirilmek zorunda. Birçok çocuk kusur etmezdi şeklinde olması gerekiyordu. Doğru. Adlaşmış sıfat temel cümlenin dolaylı tümlecidir. Kusur etmezlerdi kime? Evdeki büyüklerine dolaylı tümleç. Büyükler, büyük insanlar adlaşmış sıfat değil mi? Büyük insanlara dese sıfat, büyüklerine dediği adlaşmış sıfat... Bu da doğrudur efendim. Devam. Peki, geliyorum 6. soruya. Haydi devam. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? Belgisiz zamiri niteleyen bir sıfat grubu vardır. Şiir okuru olmayan biri. Biri belgisiz zamir. Nasıl biri? Şiir okuru olmayan biri. Değil mi? Birden fazla sözcükten oluşmuş sıfat grubu niteleme sıfatı mıdır? Evet, belgisiz zamire mi geldi? Evet. İçin edatları görelik ve özgürlük anlamında kullanılmıştır. Bakalım şiir okuru olmayan biri için şiirin büyüsü çoktur. Yani şiir okuru olmayan birine göre görecelik görelik evet. Şiirin büyüsü günümüzde çok dar bir çevre için geçerlidir. Sadece onlar için onlara özgü doğrudur efendim. Basit ve birleşik cümleye örnek vardır. Şiir okuru olmayan değil mi için tamam birinci cümlede fiilimsi var birleşik cümle. Şiirin büyüsü günümüzde çok dar bir çevre için geçerlidir. Burada dikkat edin yan cümle fiilimsi vesaire yok. Dolayısıyla basit ve birleşik cümle doğru. Yüklemler ek eylemin geçmiş zamanıyla çekimlenmiş isim soylu sözcüklerdir. Çok Dikkat edin isim soyludur ama bakın geniş zaman var burada. Çoktur. Çevre için geçerlidir. Dikkat edin yine geniş zaman. Geçmiş zaman değil. Geçmiş zaman idi. imiş. Değil mi? Bu dırdır geniş zamandır dostlar unutmayalım. Dolayısıyla cevap bu. Birden fazla isim tamlamasına yer verilmiştir. Şiir okuru belirtsiz ad tamlaması, doğru mu? Şiirin okuru belirtili olurdu. Şiirin büyüsü belirtili ad tamlaması. Bu da doğrudur. Peki, geliyorum 7. soruya. Hangisi yoktur? Haydi gençler, dalmayın. Bazen dalıp gidiyorsunuz bak böyle izlerken. Lütfen dikkatli izleyin. Bakın bunlar son tekrarlar hangisi yoktur hmm, fiil çekim eki o zaman çekimli eylem bulacağız bilmem ki hatıralar bilmem hemen olumlu yap kipini yapısın daha kolay bulursun bilirim diye olumlu yaptım bilirim bilmek bilir geniş zaman bilirim ben bilirim şahıs eki bilmem şahıs eki fiil çekim ekidir doğru farklı türden zamirler bilmem ki hatıralar ne istersiniz kitap isteriz. Bak isimle cevap verdim. Demek ki soru zamiri benden, şahıs zamiri farklı türden. Zaman bildiren ulaç yani zarf fiil. Bilmem ki hatıralar ne istersiniz benden gelir gelmez sonbahar. Ne zaman gelir gelmez. Evet burada mezmazı görüp hemen sıfat fiil diye atlamayalım. Bak gelir gelmez. Bu bir zarf fiildir. Ulaç yani. Doğru. Birleşik sözcük evet sonbaharı gördüm. Geçişsiz çatılı fiil. Yani nesne alamayan eylem. Bilmem, onu bilmem. Nesne alabildi. isterseniz onu istersiniz. Nesne alabildi, değil mi? E şuna bakmıyorum. Bu fiilimsi zaten. Dolayısıyla cevabımız edirne. Bir fiilin başına onu zamirini getirdiğinizde uyum sağlıyorsa dostlar nesne alabiliyor. Yani geçişlidir diyeceğiz. Peki, gelelim 8. soruya. <laughs> Affedersiniz. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk iki dize sıralı bir cümle oluşturmaktadır. Kapıların olurdu korkudan çok denizlere açılan olurdu. Tek yüklem gördüm. İkinci bir yüklem yok. Dikkat edin. Dolayısıyla burada tek cümle var. Tek cümle olduğu için bunun sıralı cümle olma ihtimali yok. Cevap bu. Üçüncü dizede tamlayanı düşmüş at tamlaması. O denize açılan ellerin, senin ellerin nerede? Evet bir sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getirebiliyorsak dost, dostlar tamlayanı düşmüştür. Tamlayanı ile tamlananı arasında sözcük girmiş isim tamlaması. Bakalım. Mevsimi aşka çağıran kuşların nerede senin? Ha senin kuşların nerede diye araya da bir sözcük girmiş. Evet bu da doğru. Yazım yanlışı vardır buraya kadar göremedim zaten Güze el değdirmeyen, ha şuraya dikkat, değdirmeyen değil, değdirmeyen değil mi? Bu hani sonunda AE bulunan fiiller yor iki alınca daralma oluyordu. Yor iki dışında bir ek aldığında mesela en gibi bir ek aldığında söyleyişte bir daralma olur ancak bu yazıda gösterilmez demiştik. Bu onun için harika bir örnek. Değdirmeyen diyebiliyoruz konuşurken ama değdirmeyen olması lazım. Yüklem görevinde kullanılmış soru zamiri vardır. Bir bakalım dostlar. O denize açılan ellerin nerededir? Değil mi? Ek eylemi düşmüş. Nerede zamiri gelmiş cümlede yüklem olmuş. Doğrudur. Peki. Dokuzuncu soru. Evet. Bu sözleri duyan görevli diye başlıyor. Cümledeki altı çizili söz için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir fiilimsi grubu oluşturmuştur. Evet. Duyan. Bu sözleri duyan. Doğru. Adlaşma sıfat durumundadır. Bu sözleri duyan görevli. Bak ismi yanında niye adlaşsın efendim? Cevabımız bu. Bu sözleri duyanlar deseydi, bu sözleri duyanı deseydi adlaşmış sıfat olurdu. Kaynaştırma ünsüzü duyan derken duymak, ee, duymak fiili kaynaştırma ünsüzü hmm, göremedim değil mi? Bu söz sözler duymak, duyan. Evet yok. Yan yargı oluşturmaktadır. Evet dikkat edin fiilimsi yani yan cümle oluyor. Doğru. Özne görevinde olan bir tamlamanın tamlayanıdır. Bu sözleri duyan görevli gerekli müdahaleyi yapmak için ön safa geçti. Geçen kim? Bu sözleri duyan görevli. Nasıl görevli? Bu sözleri duyan. Dikkat edin sıfat tamlaması ve şurası tamlayan görevinde. Bu da doğru. Kaynaştırma harfi göremedik dostlar. Peki, son soru. Haydi bakalım. Dizelerle ilgili hangisi yanlıştır? Cümleleri bağlayan bağlacın kullanım inceliğine dikkat edilmediği için anlatım bozukluğu olmuştur. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Bahsettiği bağlaç şu değil mi? Peki bir anlatım bozukluğu var mı? Kesinlikle yok. Ne zaman anlatım bozukluğu olur NNE bağlacı olduğunda? Eğer sen NNE bağlacını kullanıp yüklemlerde bir de olumsuzluk iki koyarsan işte o zaman anlatım bozukluğu olur. Mesela... Ee, ne bugün ne yarın unutmayacağım dersen anlatım bozukluğu olur. Ne bugün ne yarın unutacağım. Zaten unutmayacağım anlamı çıkıyor değil mi? Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Yani görmeyeyim görünmeyeyim anlamı zaten çıkıyor. Ekstradan bir mema ikine gerek yok. Dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu yok. Hem geçişli hem geçişsiz yani hem nesne alabilen hem alamayan fiiller göreyim onu göreyim nesne alabildi görüneyim onu görüneyim Cık, olmadı. Nesne alamadı. Doğru. Kalsın sözcüğü üçüncü tekil şahıs. Evet o kalsın diyebiliyorum değil mi? Tamam. Emir kipi kesinlikle. Doğru. Zaman anlamı taşıyan eylem yoktur. Bu ne demek? Zaman zarfı mı arayacağız? Hayır. Fiillere bakacağım. Haber kipi kullanılmış mı? Bunu kontrol edeceğim. Göreyim istek kipi. Görüneyim istek kipi. Kalsın emir kipi. Verin emir kipi ve bunların hepsi dilek kipidir. Haber kipi değildir. Zaman anlamı taşıyan eylem yoktur ifadesi bu bakımdan doğru. Olumlu ve olumsuz cümlelere yer verilmiştir. Verin kalan karanlıkları olumlu, gündüzler size kalsın olumlu, ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim yani görmeyeyim, görünmeyeyim olumsuz. Evet cevabımız Adana. Evet değerli dostlarım soru çözümüm burada bitmiştir. Umarım işinize yaramıştır kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere diyorum hoşça kalın dostlar